Ya yeni bir yol yapacağız ya da yeni bir yol bulacağız. (Gülüyor) 21. yüzyılda güçlü olmanın, hatta güçlü kalmanın yolu bilim ve teknolojide güçlü olmaktan geçer. Peki 21. yüzyılda teknolojiyi üretmekten ziyade teknoloji kullanan bizler bu mertebeye bir anda geçebilir miyiz? Hatta bazen teknoloji o kadar çok kullanıyoruz ki yolda yürümeyi unutabiliyoruz bile. Cevabını vermeyin. Kendinize söyleyin. Ben sadece bu durumu gündeme taşımak istiyorum. Sizin cevaplarınızı da yorumlarda görmek beni mutlu eder ama bana soracak olursanız böyle bir dönüşümü bir anda gerçekleştirmek zor olsa gerek. İki durum düşünelim. İkisinde de birer tane arabamız olsun. Birincisinde arabanın nereden geldiğini biliyoruz. İkincisinde ise bilmiyoruz. Hangi arabanın ne tarafa doğru gideceğini kestirmek daha kolay olur? Evet, ben de öyle düşünmüştüm. Nereden geldiğini bildiğiniz bir şeyin nereye doğru gideceğini de kestirmek daha kolay olur. Nitekim Perşembenin gelişi Çarşambadan bellidir. İşte bu yüzden bilim ve teknolojideki yenilikleri takip etmek çok önemlidir. Yenilikleri takip etmenin yanı sıra tarihçesini de bilmek çok önemlidir. Tarihçesini bilmeliyiz, şu anda neler olup bitmediğini bilmeliyiz ki günümüzde neler olabileceğini, nelerin ihtiyaç olduğunu, hangi teknolojilerin üretilmesi gerektiğini de iyi bir şekilde kestirebilelim. Düşünsenize, elinizde bir puzzle parçası var. Bu puzzle parçasında bazı parçalar tamken bazıları eksik. Bu puzzle parçasını detaylı bir şekilde incelediğinizde hangi boşlukların doldurulması gerektiğine daha iyi bir şekilde karar verebilirsiniz. Peki hangi parçanın nereye geleceğini nasıl karar vereceksiniz? Ona da dolu olan puzzle parçalarından hareket ederek karar vereceksiniz. Diyeceksiniz ki bu puzzle parçasının sağ tarafı doluyken sol tarafı boş ve şu renklere uygun. Dolayısıyla bunun buraya gelmesi gerekir diyerek doğru bir şekilde karar vereceksiniz. İlgi alanlarımıza yönelik gündemi takip etmek de bunun gibidir. Gündemi o kadar çok takip edersiniz ki işte o puzzle parçasındaki eksiklik gibi siz de bundan sonra hangi teknolojinin üretilmesi gerektiğine karar verirsiniz ve o teknolojiyi üretirsiniz ki bu da teknolojiyi kullanmaktan teknolojiyi üretme mertebesine geçtiğiniz andır. Bu noktada iki beceriden bahsetmek istiyorum. Bu beceriler yaratıcı ve yenilikçi düşünme becerileri. Yapılan bilimsel çalışmalarda bu iki becerinin arasında güçlü bir ilişkinin olduğu vurgulanmaktadır. Yaratıcı düşünme becerileri yeni bir fikri bulmak, o fikrin aklınıza gelmesi demektir. Yenilikçi düşünme becerisi ise bu fikri hayata geçirmeniz demektir. Peki bu fikir aklınıza nasıl gelecek? İşte o da puzzle örneğinde bahsettiğimiz gibi gündemi takip ederek, gündemdeki eksikliğin, ihtiyacın ne olduğunu bilerek aklınıza gelecek ilk öncelikle. Ve o fikir aklınıza geldikten sonra o teknoloji üretme mertebesine geçebileceksiniz. İşte bu sebeple bilimsel alanda edindiğimiz ilgi alanlarına yönelik sıkı bir takipçi olmalıyız. Unutmayın, kendini yenilemeyen mazide kalmaya mahkumdur.